Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün tığ ve İğnoları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Bugün size yine iğneden tığa papatya modelinin nasıl yapıldığını tarif edeceğim arkadaşlar. Bu aslında bir iğne oyası. Bunun tığa döndürülmüş hali arkadaşlar. Kırmızı abone ol butonuna basarak kanalıma abone olabilir. Çektiğim videolardan haberdar olmak için de zil butonunu açabilirsiniz. Modelimizin yapımı arkadaşlar ilk önce boncuk dizimini yaparak başlıyor. Bu oya tığ oyasını herkes yapabilir. Yani tığ işi bilen. Önemli olan buradaki boncuğu nasıl dizmek arkadaşlar. İlk önce şu 3 kırmızı 1 beyaz 3 kırmızı 1 beyaz papatyamız için. Bu birinci bir papatyamız bu da ikinci papatyamız için arkadaşlar. Şöyle bir şey bu 3 boncuğumu arkadaşlar buradan 3 boncuk alarak 6'ya tamamlıyorum. Aynı şekilde buradaki kırmızıyı da yerdeki kırmızı boncuklardan alarak 6'ya tamamlıyorum. Sonra arkadaşlar bakın burada bir kırmızı var. Önemli bak papatyadan sonra bir kırmızı. Sonra burada burada iki kırmızı var. Buradaki bir kırmızıyı ara suyumuz için bu iki olanları böyle ayırınca tek kalıyor arkadaşlar. Bu da ara suyumuz için. Bakın burada beyazdan sonra 4 tane kırmızı var. Yeni papatya geçiş yani. Bu 4 kırmızımızı arkadaşlar bir tanesini alınca buradaki ara suyuna bunlar ara suyu için. Sonra arkadaşlar bu şekilde yine burası papatya için burası da ara suyu için. Bu şekilde modelimizin boncuk dizimi arkadaşlar şöyle bir tutuyum ekran görüntüsü alıp dizmek isteyenler için bu şekilde ekran resmi alıp boncuklarınızı bu şekilde dizebilirsiniz arkadaşlar. Evet modelimizin yapımına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar modelimize başlarken iki zincir çekerek bütün yazmalarımızın tığ battısını hazırlıyoruz. Sonra bu boncuklarımızı diziyoruz. Dizdikten sonra da tığ battıya sık iğne ile batıyoruz. Şöyle arkadaşlar 2 zincir çekerek 6 tane tığ battı yapıyorum. Bu ara suyuyla bu yapacağım yaprağımın arasında tam 6 tane ikişer zincir çekerek tığ battı olması lazım. Bir tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Buradan bir tane halka alıyorum. Bu yaprağımı halkanın içine yapacağız arkadaşlar. Bu şekilde serum halkamı aldım. Burasının içi arkadaşlar serum halkası. Serum halkamın içine sık iğne yaparak girdim. Kat almışım galiba arkadaşlar. Bu şekilde halkamı sık iğne ile tutturdum. İki tane zincir çektim. Bir defa doladım. Hemen halkamın içine yaprak yapımına başlıyorum. 2 2 aldım. Bir defa doluyorum. Halkama girdim. 1 2 ve 2. 3 tane buraya trabzan yaptım. 2 defa doladım tığımın başına Yine halkama giriyorum. Aynı şekilde hiçbir değişiklik yok. Daha önce çalıştığımız yapraklar gibi arkadaşlar. 4 tane trabzanım oldu. Yine 2 defa tığımın başını doladım. Halkaya girdim. 1, 2, 2, 2. 5 tane buraya trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir kapattım buraya. Tomurcuk yaptım yani arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane buraya sık iğnemi yaptım. 7. halkamda yapıyorum. Yaprağımın işlemi tamam arkadaşlar. Yaprağımı yaptıktan sonra üzerine bir zincir çekiyorum. Bir tane bu şekilde örümcek yapıp bir zincirimizi çektik. Bu şekilde bir zincirimizi çektik. ipimizi bıraktık. 1 2 da 3 3 tane boncuğumu buraya bu şekilde taktım. Bıraktığım ilmeğin içinden tutup üçünü birden geçirdim arkadaşlar. Evet. Burada 3 tane boncuğum var. Buradaki ipteki 3 boncuğumu da akıtıyorum arkadaşlar. Bu 3 boncuğun yanına 3 boncuk. Burada tam 6 tane boncuk oluyor. Bu şekilde şimdi sıktırdım arkadaşlar. Şöyle çekelim iyice. Çünkü hemen açılma ihtimali var bollaşınca. Çok çirkin duruyor. Arada ip kalmasın boşluk kalmasın. Bir, iki. Zenciri çekerken bile hemen açılıyor arkadaşlar. Şimdi beyaz boncuğumu buraya kıttım Beyaz boncuğum da çok uzakta. Evet arkadaşlar. iki zincirimin üzerine beyaz incimi aldım. Bir, iki tane de buraya zincir çekiyorum. Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar bunu bu şekilde bakın. Arkadan bu 6 tane incimin kırmızı incimin arasına geçirip bu ilk kapattığım iki incinin arasına bu incimi yerleştirip bu şekilde buradan bakın arkadaş buradan iki tane boncuğun arasına sık iğne yapıyorum elimle ortasına ittirdim sık iğne yaptım buradaki örümceği kapattığım yere de bir tane sık iğne yapıyorum bu şekilde bir zincir de buraya yapıp çünkü her örümcekten önce muhakkak bir zincirimizi yapıyoruz şimdi arkadaşlar örümceğimiz aynı seviyede serum halkasına kapattım bu şekilde bir tanesini yaptık arkadaşlar aynısından bir tane daha yapıyoruz yine bir zincir yine bir örümcek şekilde örümceğin üzerine 3 tane şey bir tane zincir 3 tane arkadaşlar inci kırmızı incimden yerdeki incimden bu şekilde tığıma taktım 3 tane e, zincir yanlışlıkla 3 tane boncuk aklımdaydı arkadaşlar aklımızda olan bazen dilimiz yanlış konuşabiliyor bu şekilde 3 tane boncuğumu geçirdim ilmeğimde yanına 3 tane daha boncuk alıyoruz Buradaki kırmızı boncuk sayımızı bu şekilde 6'ya çıkardık. İp dendirdik. tığdan yeni ilmeğe taktık. 6 oldu yani. Bu şekilde şimdi boncuklarımı kapatacağım arkadaşlar. Sıkı sıkı kapatacağım bu şekilde. Gördüğünüz gibi kapattım boncuklarımı. 1 2 incimi alıyorum kapatıyorum buraya bir iki iki tane bu şekilde zincir çektim incimin üzerine arasına yerleştirdim bu şekilde iki kırmızının arasına girdim arkadaşlar bu yerleştirdiğim inciyi bu sık iğne yaparak buraya sağlamlaştırdım bu şekilde buraya bunu sağlamlaştırıp Örümcek yapıyorum. Yine arkadaşlar bu örümceğe sık iğne yapalım ki daha biraz örümceklerimizin muntazam durmasını sağlasın bu şekilde. Yine bir zincir, yine bir örümcek açılmaması için. Tekrar seruma yaptığım bu örümceği kapattım bu şekilde, sık iğne yaptım. Yine arkadaşlar buradaki yaprağın yapımına başlıyoruz. ikinci yaprağımızın yapımına. Bir defa doladım. Serum halkıya girdim. 2 2 aldım. Bir defa doluyorum. Halkaya girdim. 1 2 2 3 seferde. 2 defa doluyorum. Yuvaya girdim. 1 Pardon. 2 2 2 seferde aldım. 5. trabzanımız için 2 defa tığın başını doluyorum. Duaya girdim. 1, 2, 2, 2. Tam 5 tane trabzanımız oldu. Bakın arkadaşlar burayla aynı. Burada da 5, orada da 5 tane. Bu şekilde papatyalarımız da arkadaşlar. Şimdi 4 zincir çekip sık iğnesini yapalım. Son trabzanımız. 1, 2, 3, 4 zincir. Tomurcuk olarak kapattık son trabzanımızı. Buraya 6 tane arkadaşlar sık iğne yapıyoruz 1 2 3 4 5 6 6 tane sık iğne yapıp 7. yi son kez serum halkasında yaptık Evet arkadaşlar yaprağımız bitti dibine bir zincir çekiyorum bir tane atlıyorum ikinciye bu şekilde kapattım. Bir iki zincir. Yandaki tığ battıya girdim kapattım bu şekilde. Bir iki zincir. Kapattım bu şekilde. Bir iki zincir. Kapattım. Bir iki zincir. Bu şekilde kapattım. Dört tane oldu. 1 2 zincir 5 oldu 2 zincir çekerek arkadaşlar bu şekilde altı tane tığ battı yaptım şimdi arkadaşlar ara suyunun yapımına geçelim bir zincir çekiyorum 3 tane bu şekilde boncuğumu akıttım 3 boncuğumu zincirimin üzerine bu şekilde arkadaşlar kapattım şöyle sağ tarafı verip buraya bir zincir çektiğim yere dibine bir tane sık iğne yapıyorum. Sık iğnemi yaptım hemen yandaki tığ battıya bu şekilde kapattım. Bir iki zincir çekip ara suyu yaptım. Evet arkadaşlar boncuklarımızı da arasına bu şekilde koyuyoruz. Bir iki üç zincir. Pardon arkadaşlar 3 zincir nereden çıktı? 2 zincir tığ battıya kapattık. Eğer şayet tığ battılarımız üçer zincir ile hazırlandıysa 3 zincir çekebiliriz. Fakat şimdi ben bunları iki zincir hazırladım. Bir tane sık iğne yap, bir tane zincir yaptım. 3 tane boncuk alıyorum arkadaşlar. Üçünü birden buraya bu şekilde kapattım. Sık iğne ile böyle iyice sıktıra. Bu şekilde bir tane sık iğne yapıyorum zincirimin üzerine. Hemen yandaki tığ battıya kapattım bu üç boncuğumu. 1 2 zincir. Yine iki boncuk arasını, ara suyu arasını arkadaşlar 3 tane tığ battım. 1 2 2. tığ battım. 1 2 3. tığ battım. 1 zincir. Boncuklarım da indi zaten arkadaşlar. Bu şekilde sık ile buraya kapattım ve zincirimin içine buraya bir sık iğne yaptım. Hemen hiçbir zincir falan çekmeden arkadaşlar sık iğne yapar yapmaz boncuklarımı buraya kapattım bu şekilde. İki zincir çekiyorum tığ battıya. Bir, iki zincir çekiyorum tığ battıya. Evet arkadaşlar şimdi altı tane tığ battı yaparak buraya devam ediyoruz. 6 tığ battıktan sonra serim halkasını alıp bu yaprakları yapıp tekrar papatyalarımızın yapımına başlayacağız. Bu şekilde arkadaşlar ve ara suyu yaparak örmeye devam edeceğiz. Şimdi gördüğünüz gibi çok hoş bir model oldu. İğneden tığa, iğnede ne varsa tığda tığ da aynı modeller muhakkak var arkadaşlar. Yapımı bu kadar. Şöyle güzel bir şekilde de arkadaşlar ütlendiği takdirde çok hoş ve şahane bir model duracak. Evet. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.